Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle adalet bir bütçe meselesi değildir. Konuya bununla giriş yapmış olalım. Parayla pulla adalet var edilemeyeceği gibi adaletin sorunları da parayla pulla mümkün değil, çözülemez. Dolayısıyla gerçek soruna odaklanmak lazım. Bakın bugün adaletin ne terazisi kalmış, ne kılıcı kalmış ve artık hepimizin gördüğü gibi gözleri de bağlı değil. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117. sıradayız. Ve maalesef yarıştığımız ülkeler Angola, Nijer, Guatemala. Üzülerek bunu belirtmek zorundayım. Bir an için şunu düşünelim. Bu hukukun üstünlüğü endeksi yurt dışı kaynaktır, güvenmediğimizi düşünelim. O halde Adalet Bakanlığı'nın kendi sitesinde, web sitesinde yer alan ve kendi tarafından referans gösterilen Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun raporuna bakalım. Raporda hukuka güvenin kalmadığı, Türkiye'deki yapısal düzenlemelerin savcı ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiği, bu düzenlemelerin eskiye oranla daha sıkıntılı bir durum yarattığı açıkça anlatılmaktadır ki Sayın Bakan, bu rapor, görüyorum ki dinlemiyorsunuz, bu rapor bakanlığınızın sitesinde yer alan rapordur. Bugün vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu maalesef ülkede bağımsız ve tarafsız yargıya olan inancını kaybetmiş durumda ki yargıya olan güveni kıran bir Adalet Bakanlığı ve bir Adalet Bakanı gerçeği var. Bakanlığınız döneminde Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması ve anayasa hükümlerin yok sayılması da yine sizlere nasip olmuştur. Değerli milletvekilleri, ceza adalet sistemi rayından çıkarılarak siyasileri ve muhalif düşünen herkesi tasfiye aracına dönüşmüştür. Ne yazık ki yargı siyasi hesaplaşmaların oyuncağı durumuna düşürülmüştür. Gelin görün ki yargı muhalif düşünen herkesi tasfiye ederken kendisinin içinde bulunduğu duruma ise kesinlikle ama kesinlikle ses etmiyor. Yargıdaki rüşvet çarklarını anlatır iddialar çarşaf çarşaf basında yer almakta. Bakanlığınız ve başkanı olduğunuz Hakimler Savcılar Kurulu ise ne yapıyor? Maalesef bilen yok. Sayın Bakan, buradan size soruyorum. Hakkında rüşvet aldığı iddiaları bulunan Hakim Sidar Demiroğlu, Hakimler Savcılar Kurulu tarafından soruşturma sonlandırılana kadar görevinden uzaklaştırılırken, aynı mektupta adı rüşvet iddialarına karışan İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Bekir Altun neden hala görevinin başındadır? Yoksa herkes hukuk önünde eşit, Bekir Altun hukuk önünde daha mı eşittir? Bunu bizlere, burada bulunan milletvekillerine ve halkımıza açıklamak durumundasınız. Bakınız, 2010 anayasa referandumu ile Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştirdiniz ve işlevini değiştirdiniz. Sonra ne oldu? Sonra işler kontrolden çıktı. Ülkede hain bir darbe girişimi, bir terör saldırısı gerçekleşti. Bedelini hep birlikte milletçe ödedik. Yine 2017 referandumu ile siyasi referanslarla oluşan gruplara ve yapılara yargının kontrolünü verdiniz. Yargıyı bağımsız ve tarafsız hale getirmeyip neydi belirsiz gruplara teslim etmenin hesabını buradan tekrar sizlere gözlerinize bakarak hatırlatıyorum. Milletçe öderiz. Bu nedenle geçmişten ders almanız gerektiği gerçeğini bir kez daha bu kürsüden size haykırarak hatırlatmak isterim. Kuzuyu kurda teslim etmeyin. Değerli milletvekilleri, bu memlekette adaletin bakanlığı var, bütçesi var, partisi var ancak adalet yok. Eğer adalet var diyeceksek bu düzen değişmeli. Eğer adalet var diyeceksek sistem en baştan olması gerektiği gibi yeniden yapılandırılmalı. Öncelikle Sayın Bakan, siz Hakimler Savcılar Kurulu'nun başından ayrılmalısınız. Hakimler ve savcılar bakanlığın gölgesinden kurtulmalı. Gelin HSK'yı bakan ve bakan yardımcılarından kurtaralım. Gelin yüksek yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirelim. Gelin o çok istediğiniz anayasa değişikliğini yapacaksak buradan başlayalım yapmaya. Ama ben buradan ne kadar gelin dersen diyeyim, sizi ne kadar çağırırsam çağırayım gelemezsiniz. Çünkü kendi güç dengeleriniz arasındaki çekişmeler ve iktidar paylaşımınız gelmenize engel olur. Bakın, adalet sorunu ne bütçede, ne Anayasa Mahkemesi'nde, ne HSK'da, ne de diğer kurumlarda. Adalet sorunu siyasallaştırdığınız, saray talimatlarına mahkum bıraktığınız yargıda. Kavganızı, iktidar mücadelenizi bu millet, bu devlet üzerinden yapmaya artık bir son verin diyorum. Önce Tayfun Kahraman'a, Sinan Ateş'e, daha nicelerine adaleti getirin. Gelin sonra bu millet.